Merhabalar sevgili seyirciler. Isparta'nın haber ekranında Kanal 32 Haber'desiniz. Ben Mustafa Korkmaz. Haber merkezimiz Çalısıra'dan günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 32 Haber başlıyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen büyük bir hizmete imza attı. Gölcük Tabiat Parkı'nı belediyeye kiraladı. Gölcük Tabiat Parkı'nda hangi düzenlemeler yapılacak? Yüksek olan giriş fiyatları düşürülecek mi? Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen neler söyledi? Ayrıntılar az sonra Kanal 32 Haber'de. Sevgili seyirciler, Isparta Belediyesi 2022 yılında yoğun kar yağışında çöken Davraz Çarşamba Kapalı Pazar yerini yeniden inşa etti. İnşası tamamlanan Davraz Çarşamba Kapalı Pazar yeri 17 Ocak Çarşamba günü saat 10'da açılıyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen açılışa tüm Ispartalıları davet etti. Isparta 2022 yılının kış mevsiminde yoğun kar yağışı almış. Bu kar yağışı sırasında Davraz Çarşamba Kapalı Pazar yeri çökmüştü. Isparta Belediyesi Teknik Heyet'in raporu doğrultusunda pazar yeri alanının üstünün yeniden kapatılmasıyla ilgili çalışmalar gerçekleştirdi. 7857 metrekare toplam alana sahip bölgede 6750 metrekarelik pazar alanının üstünün kapatılması için başlatılan çalışmalar tamamlandı. Pazar yerinin aydınlatmaları için de gerekli çalışmalar gerçekleştirildi. Bölgedeki çevre düzenlemelerinin de tamamlanmasıyla Davraz Çarşamba Kapalı Pazar yeri açılışa hazır hale getirildi. Çatısı Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu'na uygun olarak inşa edilen Davraz Çarşamba Kapalı Pazar yeri 17 Ocak Çarşamba günü saat 10'da hizmete açılacak. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Davraz Çarşamba Kapalı Pazar yerinin açılışına tüm Isparta halkını davet etti. Efendim, son yıllarda kirlilik ve giriş fiyatlarının yüksekliğiyle gündeme gelen Gölcük Tabiat Parkı için Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen harekete geçti. Başkan Başdeğirmen'in girişimleriyle Isparta Belediyesi Gölcük Tabiat Parkı'nın günübirlik kullanımı alanının işletmesini kiraladı. Kirlilik had safhadaydı. Giriş fiyatları ise oldukça yüksek. Isparta'nın eşsiz değerlerinden biri Gölcük Tabiat Parkı. Bu eşsiz değere ulaşabilmek için kapıda ödeme yapmanız gerekiyor. Tabii zaman zaman da gündeme geliyor fiyatların yüksek olduğu. Şu anda da görüyorsunuz, kameraman arkadaşımızdan da rica ederim, ekranlara getiriyor. Yaya ücreti 19 lira, motor 40, araçla giriş 60 lira, küçük minibüs 175, büyük minibüs 285, otobüs ücreti ise 570 lira. Bu fiyatlara Ispartalılar yüksek olduğu gerekçesiyle tepki gösteriyor. Isparta'nın eşsiz güzelliği Gölcük Tabiat Parkı ile ilgili tepkilere Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen kayıtsız kalmadı. Başkan Başdeğirmen, yaptığı girişimler sonucu Gölcük Tabiat Parkı'nın günübirlik kullanım alanının işletmesine kiraladı. Söz konusu kiralamayla Gölcük Tabiat Parkı'ndaki günübirlik kullanım alanıyla kır lokantası Isparta Belediyesi tarafından işletilecek. 6 aylık bir süreç sonrası kiralamayı gerçekleştirerek büyük bir hizmete imza atan Başkan Başdeğirmen, belediye meclisinden yetki istedi. Isparta'mız için, bizim için çok değerli bir yer olan Gölcük Tabiat Parkımız. Bundan 5 veya 6 yıl önce sanırım bu Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkartılarak 25 yıllığına ihale edildi ve bir firma aldı. Ancak o günden sonra belki de o firma bir şeyler yapmak istedi, ancak kanun
bu Milli Parklar Kanunu, Orman Kanunu orada bazı yapmak istedikleri o yatırımlara müsaade etmedi. Müsaade etmeyince sadece orayı bir piknik alanı eski haliyle vatandaşlarımıza sundu. Tabii ki bunu sunarken de bakanlığın vermiş olduğu en üst rakam olan oraya, yani Tabiat Parkı'na giriş ücretiyle orayı bugüne kadar çalıştırdı. Fakat vatandaşlarımız bizimle görüştükleri zamanlarda buranın çok kendileri tarafından sevildiğini, ancak oraya gidip çok fazla istifade edemediklerini, buradan biz Isparta halkı olarak daha uygun fiyata ve daha güzel şartlarda istifade etmek istediklerini bizlere bildirttiler. Bizler de bunun üzerine yaklaşık 6 aydır bu konu içinde konuşuyoruz. 6 ay öncesi firmayla görüşme yaptık. Bazı tekliflerde bulunduk. Genel müdürlükle görüştük, bakanlıkla görüştük, bölge müdürlüğüyle görüştük. Hep beraber toplantılar yaptık hem Ankara'da hem burada. Sonuçta burayı alt kiralamacı olarak alma durumu ortaya çıktı. Yani direkt kiralama yapamıyoruz. O da şudur. Kamuyla bu işletmeci arasında hukuki bir süreç var. O süreç devam ederken buranın devredilmesi mümkün değil. Firma bize devretmeyi kabul ediyor. Şartları konuştuk. Bizim şartlarımızı kabul ettiler. Bunu bakanlık da kabul etti. O şartlarla bunu alt kiralamacı olarak alabilirsiniz diye. Şimdi biz şu anda burayı alt kiralama olarak alıyoruz. Buranın kirasının tamamını biz devralıyoruz. Bütün alanı oradaki yapılarla beraber. Mahkeme bitişe kadar biz alt kiracı olarak burayı Isparta Belediyesi olarak çalıştırıyoruz. Milli parklarla daha önce Gölcük'ü kiralayan firma arasında hukuki bir süreç olduğunu söyleyen Başkan Başdeğirmen, hukuki süreç bittikten sonra burayı biz direkt Milli Parklardan devralacağız dedi. Hukuki süreç bittikten sonra burayı direkt biz kamuyla, yani Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Isparta Belediyesi arasında bir mukavele ile, sözleşme ile devralıyoruz. Önümüzdeki günlerde sanırım bu meclis kararımızdan sonra, meclis kararlarımız onaylandıktan sonra bu kararla dosyamıza koyarak kiracılığımız başlayacaktır. Amaçlarının Gölcük'ü daha güzel hale getirmek olduğunu vurgulayan Başkan Başdeğirmen, Kır Restoranı var, orayı işleteceğiz. Giriş fiyatlarını düşürerek en uygun rakamla vatandaşımızın hizmetine sunacağız diye konuştu. Orada güzelleştirmeler, yenilemeler, temizlemeler, farklı değişik işler yaparak vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Onların da uygun gördüğü, bizim yaptığımız projelerde de tasdik edecekleri çalışmaları hep beraber yaparak orayı bir farklı hale getireceğiz. Örneğin bir kahvaltı salonu var biliyorsunuz. İlk girişte düğün falan yapılıyor. Kır düğünü yapıyor. Çok güzel bir yer orası. Onun dışında altta bir de tam gölün kenarında bir tesis vardır. Yıllar öncesinden beri. Lokanta. Evet, o lokanta, restoran. Orayı da Milli Parklar Bölge Müdürlüğü müze haline getiriyor. Kovada'daki gibi. Onun gibi orada bazı doğa hayvanlarını sergileyerek orada bir müze yapıyorlar. Çok da güzel olacak inşallah. Öteki tesisi biz çalıştıracağız ve komple Gölcük bizim kontrolümüzde olacak. Artı biliyorsunuz orada bir de elmalık var. Daha önceki dönemde geri verilmiş. Çok kaliteli elması var oranın. Biz gene de bizde olmamasına rağmen geldiğimiz günden beri oranın budamalarını ve kontrollerini, takiplerini yaptık. Ağaçlar canlı kalsın diye. Orayı da talep ettik. Oranın da bize devri, bundan sonraki işlemi de elmalığın bize devredilmesi. Gördüğünüz bu Gölcük bizim ta yıllardır çocukluğumuzun geçtiği, çok uzun yıllardır bizim meslek alanlarımızdan bir tanesi. Ama maalesef son yıllarda vatandaşlarımız oraya gidemez oldular. Çünkü tabelasına baktığınız zaman çok yüksek bir rakam görülüyor. Biz de bu rakamı en asgariye indirerek vatandaşımızın hiç rahatsız olmadan girebileceği şekle getireceğiz inşallah. Belediye olarak vatandaşımızın yanında olduğumuzu da orada göstermek istiyoruz. O tabelayı değiştirip, yani neden bu kadar para veriyoruz demeyecek şekle getireceğiz. En uygun rakamla vatandaşlarımızın bu alanı kullanmalarını sağlayacağız inşallah. Amacımız budur. Büyük bir kazanç olacağını düşünüyorum Isparta'mız için. Başkan Başdeğirmen'in çok güzel bir hizmete imza attığını belirten belediye meclis üyeleri de sizin bu hizmetinizi takdirle karşılıyoruz ifadelerini kullandılar. Bu Gölcük'le ilgili yapılan iş bence fevkalade güzel. Zaten orası da bizim göz bebeğimiz. Güzel bu proje.
Tebrik ediyorum. Bu konuyu gündeme getirdiğiniz için size ayrıca teşekkür ediyorum. İlk yıllarımızda, bundan 4 sene önce falan, bu konuşmamızda oranın bizim belediyemize alınması mümkün değil mi diye bir konuşmam vardı. Neticede buradan ayrılmadan böyle bir konuyla muhatap olduğum için çok mutluyum. Teşekkür ediyorum. Hele hele bu fiyat konusunda Spartalı'nın reddedemeyeceği bir rakamla oraya giriş çıkışları sağlayabilirseniz Spartalı'dan büyük takdir ve teşekkür alacağınızı umuyorum. Şahsen kişi olarak ben de bu konuyu takdirle karşılıyorum. Meclis toplantısına katılan Mimarlar Odası Yönetim Kurulu üyesi Halil Çağlar, Gölcük'ün belediyeye kazandırılmasından dolayı başkan başdeğirmeni tebrik etti. Uyguladığınız şey Isparta için çok büyük bir kazançtır. Oradaki tesis 1965-66 yıllarında benim de içinde bulunduğum şirket tarafından İller Bankası'nın ihalesiyle kazanılmış, yapılmış bir tesistir. Yaptığınız şeyden dolayı da belediye olarak sizi tebrik ederim. Sonuçta ben çok mutlu oldum bu işin böyle bu hale gelmesine. Değil mi? Gerçekten biz de mutlu olduk. Gölcük Tabiat Parkı'nın günübirlik kullanım alanının Isparta Belediyesi'nce kiralanması teklifi meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Gölcük maddesi gündemimizin 7. maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden arkadaşlar, teşekkür ederim. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Belediye Başkanı Başdeğirmen'in girişimleriyle Isparta Belediyesi'ne kiralanan Gölcük'ün günübirlik kullanım alanına daha ucuz giriş yapılması ve daha temiz olması bekleniyor. Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi, Kaymakkapı Meydanı'nda Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit düşen 9 asker için bir basın açıklaması düzenledi. Şube Başkanı Ali Savcı yapılan saldırıyı kınadı. 9 kahraman Mehmetçiğimiz şehit oldu. 86 milyonun yüreği yandı. Türkiye şehitlerini ağlıyor. Pençe Kilit Harekatı üst bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle askerlerimiz arasında çatışma çıktı. Çatışmada 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz de yaralandı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi ve Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi, Kaymakkapı Meydanı'nda şehit olan 9 kahraman asker için ortak bir basın açıklaması düzenledi. Düzenlenen basın açıklamasına Isparta Belediye Başkan Yardımcıları Fahrettin Gözgün ve Özler Erdoğan, şehit aileleri, gaziler, dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Basın açıklamasında ilk olarak aziz şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Yapılan terör örgütü saldırısını kınayan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Ali Savcı, "Başı tutanın başı kesilmedikçe bu terör bitmez. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bölücü terör örgütlerinin siyasi uzantılarına istemiyoruz," dedi. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 22-23 Aralık 2023 12 kahramanımızı ve 12 Ocak 2024 günü 9 kahramanımızı şehit ederek göstermiştir. Bu menfur saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. Her karış toprağı şehit kanıyla sulanan aziz vatanımızın bir kez daha başı sağ olsun. Bu topraklar ilelebet bize vatan olsun diye 21 yiğidimiz daha toprağa tohum diye düştü. 21 vatan evladı şehadet şerbetini içti. 21 can, 21 evlat, ana, ocak, kardeş ve baba. Yani 21 daha yiğit. Bu büyük acıyla yandık, yine bu acılarla, haberlerle kavrulduk. Tüm Türkiye yüreğinde hissetti. Üzüntümüz kadar öfkemiz de büyük. Güzel vatanımızın üstüne bugün gün aymadı, güneş doğmadı. Ateş düştüğü yeri değil, tüm Türkiye'yi yaktı geçti. Eğer şehitlerimize bir vefa borcunuz olduğunu düşünüyorsanız
Unutturmayın, unutturmayalım, hep birlikte unutturmayalım. Eğer şehidimizin bir damla daha kanı, anaların bir damla daha gözyaşı akmasını istemiyorsanız, önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içinde terör örgütünü destekleyen soysuzları buradan çıkarmanızı istiyoruz. Kendi siyasi ikbal ve gündelik siyasi çıkarlarınız uğruna, parti programlarında ve her söylemlerinde devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğüne yönelik problemleri olduğu görülen terör örgütlerinin siyasi uzantılarının mecliste bulunmasına, kayıtsız kalınmasına, hatta işbirliği yapılmasına, bu partilerin iplerini elinde bulunduran terör örgütlerine uluslararası zeminde meşruiyet kazandırarak emperyalist güçlerin ve devletlerin kendi emelleri için kullandıkları birer aparat haline geldiklerini unutmayınız. Şunu unutmayalım ki şehit vermekten daha acı bir durum varsa şehit vermeye alışmış bir toplum olmaktır. Başı tutanın başı kesilmedikçe bu terör bitmez. Bebek katili Abdullah Öcalan idam edilmedikçe bu terör bitmez. Siyasi uzantıları mecliste oldukça bu terör bitmez. Her şeyimizi sizlere borçlu olduğumuz aziz şehitlerimiz, mübarek kanlarınızla yoğurduğunuz bu kutsal toprakların bağrında rahat uyumanız ve sizlerin son şehitleri olarak biz gaziler ölene kadar bizlere emanet ettiğiniz vatanımızı ve bayrağımızı, mukaddesatımızı bizden sonra gelecek nesillere namahrem eli değdirmeden hiçbir kişisel menfaat gözetmeksizin koruyarak teslim edeceğimize söz veriyoruz. Yarınlar var olsun diye yarınlarından vazgeçen yiğitler, ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun. Ardından şehit olan askerlerimiz için Kur'an-ı Kerim okundu. Bildiğin gibi eyle, birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenleri bildiğin gibi eyle. Günün sıcak gelişmesi var. Sırada sayın seyirciler, ne yazık ki üzücü bir gelişme. Gülistan Mahallesi'nde 36 yaşındaki Rıdvan Kurtet'e tamir etmek için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti. Rıdvan Kurtet'e isimli kişi çatıda ayağının kayması sonucu yere düştü ve hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tamir için çatıya çıktı. Bir anda dengesini kaybederek düştü. Hayatını kaybetti. 36 yaşındaki Rıdvan Kurtet'e Gülistan Mahallesi 2825 sokakta bulunan 3 katlı binanın çatısına tamir için çıktı. Tamir yaptığı esnada ayağı kayarak yere düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sonucu ağır yaralanan genç adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurtet'e hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 36 yaşındaki genç memleketi Batman'da son yolculuğuna uğurlandı. Devam ediyoruz. İyi Parti Isparta Belediye Başkanı adayı Ahmet Tural, Kunduracılar Sitesi ve Fatih Çarşısı'nı ziyaret etti. Esnafların taleplerini dinleme imkanı bulan Tural, Kunduracılar Sitesi'ni canlı günlerine yeniden kavuşturacağız ve esnafımızın isteği üzerine yeniden indirim festivallerini düzenleyeceğiz dedi. İYİ Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler kapsamında çalışmalarına Kunduracılar Sitesi ve Fatih Çarşısı'nda devam etti. Başkan Adayı Tural'ın seçim çalışmalarına İYİ Parti Isparta İl Başkanı İbrahim Tekeli ve beraberindeki partililer de eşlik etti. Belediye Başkan Adayı Tural'ın ilk durağı Kunduracılar Sitesi oldu. Başkan Adayı Tural, Kunduracılar Sitesi'ndeki işletmeleri tek tek ziyaret ederek esnaf ve vatandaşın sorun ve taleplerini dinleme imkanı buldu. Kunduracılar Sitesi esnafının Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin öncülüğünde yapılan indirim festivalini yeniden istediğini belirten Tural, esnafımızın bu isteğini şu anki yönetime ileteceğiz dedi. Bugün Kunduracılar Sitesi'ndeki esnafımızı ziyaret ediyoruz. Tabii ki burada Kunduracı esnafımızla geçtiğimiz yıllarda Esnaf Odaları Birlik Başkanı iken festivaller düzenliyorduk. İnşallah yine arkadaşlarımız ikinci ayda festival istediler. Bunun gerçekleşmesi yönünde şu anki birlik başkanımıza, oda başkanlarımıza iletmek suretiyle burada yine güzel bir festival yapmak istiyoruz. Kunduracılar Sitesi'nin yenilenmesi gerektiğine de dikkat çeken Tural, burası bizler için çok değerli.
Göreve geldiğimizde kunduracılar sitemizi yine eski canlılığına kavuşturacağız dedi. Tabii ki buranın fiziki şartlarına bakıldığı zaman binanın fiziki şartlarının uygun olmadığı, sadece giriş katının çalıştığı, üst katların çalışmadığını görüyoruz. Yani burada tekrar eğer bizler göreve geldiğimiz takdirde buradaki esnafımız oturup bu binanın nasıl çalışabilir, buranın nasıl hareketlenebilir, esnafımız nasıl iş gücünü daha artırabilir şeklinde konuşmak suretiyle burayı bir canlandırmak istiyoruz. Çünkü kunduracılar sitesi bizim çocukluğumuzun geçtiği yerlerden biridir. Burayı çok önemsiyoruz, önemli buluyoruz çünkü geçmişimizi hatırlatıyor. Onun için inşallah buraya destek vereceğimizi ifade etmek istiyorum. Bugün de burada kunduracı esnafımızın bize göstermiş olduğu sıcak ilgi ve alakasından dolayı da ayrıca kendilerine teşekkür ediyorum. İyi Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural ve beraberindeki parti yönetiminin ikinci durağı Fatih Çarşısı oldu. Fatih Çarşısı'ndaki esnafla bir araya gelen Tural, burada esnafın talep ve isteklerini dinledi. Tural, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için esnaftan destek istedi. Sırada araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir haberimiz var. 2024 yılı motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri için son tarih 31 Ocak. BTV'de gecikme faizi olmaması için ilk taksitlerin bu tarihe kadar ödenmesi gerekiyor. Araç sahipleri dikkat! 2024 yılının ilk motorlu taşıtlar vergisi ödemesi için son tarih 31 Ocak. Müzik 2024 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri Ocak ayı sonuna kadar yapılabilecek. Motorlu taşıtlar vergisi yılda iki kez ödeniyor. Uygulanan MTV Ocak ve Temmuz ayı olmak üzere eşit iki taksite bölünüyor. Bu yıla ait motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksit ödeme dönemi için iki hafta kaldı. Ödemeler interaktif vergi dairesi, vergi daireleri ve PTT üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca bankaların resmi internet adresinden de ödeme yapmak mümkün. Motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksit ödemeleri 31 Ocak'ta sona erecek. Ödemesini bu tarihe kadar yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak. Efendim, Isparta'dan 216 kişi umre ibadetini yapmak için yola çıktı. Kutsal topraklara giden umreciler için Terminal Camii'nde tören düzenlendi. Kutsal topraklara umre yolculuğu sürüyor. Özlem durur Mekke'yi. Isparta'dan 216 kişi Hudeybiye Turizm Seyahat Acentesi aracılığıyla kutsal topraklara gitti. Kutsal topraklara giden umreciler için Terminal Camii'nde bir tören düzenlendi. Törene umrecilerin çok sayıda yakını katıldı. Emekli İmam Hatip Mehmet Yüceer'in kafile başkanlığını yaptığı umrecilerin töreninde duygulu anlar da yaşandı. ...216 kişiyi umreye götürdüklerini belirten Hudeybiye Turizm Seyahat Acentesi Sorumlu Müdürü ve Kafile Başkanı Emekli İmam Hatip Mehmet Yüceer, Şubat ayında da bir kafileyi daha Isparta'dan kutsal topraklara umre vazifesi için götüreceklerini söyledi. Bu sene Ekim'de bir kafilemiz gitti geldi. Şimdi 5 otobüs 216 kişiyle inşallah biraz sonra Isparta Havalimanı'ndan direkt Medine'ye Efendimiz'e uçacak olan yolcularımız Resulullah Efendimiz'e sizlerin selamını götürecek. Ispartalı'nın selamını götürecek inşallahü teala. Değerli kardeşlerim, Şubat'ın
20'sinde yine bir kafile, bir uçak umrecimiz var. O umrecilerimiz de biz gidip geldikten sonra bizi bekliyorlar. Tekrar onları götüreceğiz inşallah. Yani bu sene yaklaşık götürdüğümüz umreci sayımız 500'ü aşıyor. Elhamdülillah. Muhterem kardeşlerim, Allah mahcup etmesin. Anne ve babalarınız, sevdikleriniz, sevenleriniz, Allah ve Resulü'nün misafirlerine hizmetkarlık bizim için bir şereftir. Hudeybiye Turizm'de ya beraberce hizmet etmek, onlarla oralarda koşmak, Allah ve Resulü'nün misafiri olmak bizler için bir şereftir. Onlara en güzel hizmeti yapmak için bizler yıllardır onların hizmetinde, hizmetkarlığındayız. Ve bundan sonra da bu hizmetkarlıkla şeref duyacağız, onur duyacağız. İnşallahü Teala en güzel şekilde bu sevdiklerinizi götürüp getireceğiz. Hiç gözünüz arkada olmasın. Allah sizlere de, gidemeyenlere de en kısa zamanda gitmeyi, gidenlere bir daha mübarek yerlere gitmeyi nasip eylesin. Konuşmaların ardından dua edildi. Kardeşlerimizle beraber Efendimiz'e varıp, ya Resulallah, biz geldik demeyi kendimize arz etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Beytinle misafir olmayı nasip eyle ya Rabbi. Arafat'ta müjdelik. Ya Rabbi, velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Kutsal topraklara giden umreciler otobüslerle Süleyman Demirel Havalimanı'na uğurlandılar. Umreciler Süleyman Demirel Havalimanı'ndan direkt uçuşla Medine'ye gittiler. Konya arasındaki duble yol projesiyle ilgili flash gelişme. Eğirdir gelen dost Mademli arasındaki geçiş bölünmüş yol olacak mı? AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, Kanal 32 Haber'e konuk oluyor. Merak edilen bu sorulara yanıt veriyor. Ayrıntılar birazdan Kanal 32 Haber'de. Kanal 32 Haber devam ediyor. Sayın seyirciler, Isparta Belediyesi Bozonönü Köyü yolu üzerinde hurdacılık işletmesinin bulunduğu alandan Gül Küçük Sanayi Sitesi'ne kadarki bölgede yol genişletme çalışmaları gerçekleştirdi. Genişletilen yolda asfaltlama yapılırken sanayi sitesi önündeki yolda bölünmüş yol olarak düzenleniyor. Isparta Belediyesi şehirde trafiğin daha düzenli akışını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Gül Küçük Sanayi Sitesi'ne giriş ve çıkışların trafik güvenliği açısından daha güvenli hale getirilmesi amacıyla sanayi sitesinin 3. kapısının karşısında bulunan yolda genişletme ve düzenleme çalışmaları yapılarak yol trafiğe açılmıştı. Bölgede trafik akışının daha düzenli olması amacıyla Bozanönü Köyü yolu üzerindeki hurdacılık işletmesinin önünde bulunan alandaki yolda genişletildi. Burada bulunan duvar 7 metre içeriye alındı. Bu çalışmanın tamamlanmasıyla Fen İşleri Müdürlüğü tarafından asfalt çalışması başlatıldı. Hurdacılık işletmesinin önünden Gül Küçük Sanayi Sitesi'ne giden yolda genişletilen bölümün asfalt çalışmaları yapılıyor. Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü'nce Gül Küçük Sanayi Sitesi önündeki yol bölünmüş yol olarak düzenleniyor. Müzik
Bölgede freze makinesiyle yorgun asfaltı kaldıran ekipler yolun ortasına bordür taşı döşeyerek yolu gidiş geliş olarak yeniden düzenliyor. Bordür taşı döşeme çalışmalarının ardından yol asfaltlanacak. Sağlık haberimiz var sırada. Değerli izleyiciler, son yıllarda hem dünya genelinde hem de ülkemizde gerek kadınlar gerekse erkekler tarafından en çok tercih edilen operasyonlardan biri de burun esteti. Burun dış görünümüyle burundan nefes alma zorlukları nedeniyle yapılan operasyonlarla ilgili Meddem Hastanesi kulak burun boğaz uzmanı Doçent Doktor Simen Gökçe Kütük önemli bilgiler verdi. Yüzümüzde en dikkat çeken, yüz güzelliği ve genel ifadeyi en çok etkileyen organların başında tabii ki burun geliyor. Bu nedenle burun görüntüsünden memnun olmayan çok sayıda kişi daha güzel bir burun için ameliyat masasına yatıyor. Ancak burun esteti ameliyatlarında amaç hastanın sağlıklı nefes alabileceği, yani mükemmel fonksiyona sahip ve aynı zamanda da yüzüne uygun, güzel görünüm sağlayan bir burun olmalı. Burun esteti ameliyatlarının sık yapılan operasyonlardan biri olduğuna dikkat çeken Meddem Hastanesi kulak burun boğaz uzmanı Doçent Doktor Sinem Gökçe Kütük, ameliyatların kapalı ve açık olarak gerçekleştirilebildiğini söyledi. Rinoplasti ameliyatları günümüzde ve dünyada en sık uygulanan estetik operasyonlardan bir tanesidir. Burnun dış görünümünün düzeltilmesi, estetik kaygılar nedeniyle beraberinde fonksiyonel olarak burundan nefes alma bozukluklarının düzeltildiği ameliyatlardır. Rinoplasti ameliyatlarında açık ve kapalı teknik olmak üzere iki tekniği tercih etmekteyiz. Bu tekniklerden kapalı teknikte burun dışında herhangi bir kese ya da iz olmadan burun içerisinden yapılan küçük kesilerle burun ve şekil olarak hem düzeltilebilmekte hem de fonksiyonel olarak nefes alması sağlanabilmektedir. Açık teknik rinoplasti ameliyatlarında ise burun ucunda kolumela dediğimiz bölgede küçük ters bir şeklinde bir insizyonla girilerek estetik ve fonksiyon olarak düzeltmeler gerçekleştirilmektedir. Ameliyatların süresine de değinen kulak burun boğaz uzmanı Doçent Doktor Sinem Gökçe Kütük, operasyonlar Meddem Hastanesi'nde de konforlu bir şekilde gerçekleştirilmektedir diye konuştu. Rinoplasti ameliyatları yarım saat ile 2-2,5 saat arasında sürebilen operasyonlardır. Burada süreyi uzaltan nedenler hastanın daha önce ameliyat olması, revizyon operasyonlarının yapılması ya da kaburgadan ya da başka dokulardan kıkırdak ihtiyacının olması süremizi uzatmaktadır. Hastanede kalış süremiz genellikle bir gecedir. Hastalarımızda morluk, şişlik, göz etrafında ödem, ekimoz gibi şikayetler minimal olabilmektedir ya da hiç görülmemektedir. Hastalarımızda ameliyat sonrası burun dışında silikon atellerimiz olmaktadır. Bunlar da yaklaşık bir hafta sonra alınmaktadır. Son derece konforlu bir şekilde operasyonlarımızı gerçekleştirmekteyiz. Bizden ayrılmayın, reklamlara gidelim. Reklamların ardından telefon bağlantımız var, devam edeceğiz. Isparta Konya arasındaki duble yol projesiyle ilgili flaş gelişme. Eğirdir gelen dost Madenli arasındaki geçiş bölünmüş yol olacak mı? AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, Kanal 32 Haber'e konuk oluyor. Merak edilen bu sorulara yanıt veriyor. Hepsi ve daha fazlası reklamlardan sonra Kanal 32 Haber'de. Isparta'nın anlık haber sitesi gulkentgazetesi.com.tr. Sıcak haberler, son dakika gelişmeleri, gündem, gündeme ilişkin haberler, hepsi telefonunuzda, bilgisayarınızda. Haberin internet adresi gulkentgazetesi.com.tr. Isparta'nın hizmette ve kalitede öncü akaryakıt istasyonları Oktay Petrolcülük AŞ. 7 gün 24 saat durmaksızın hizmet etmek ve size daha yakın olmak için 3 şubemizle sizlere en kaliteli akaryakıtı sunuyoruz. %4'e kadar yakıt tasarrufu sağlayan kaliteli akaryakıtımız ve garantili LPG ile keyifli yolculuklar sunuyoruz. Birlikten güce, kalite ve hizmette öncülüğe sloganımızla tüm Isparta halkının hizmetindeyiz. Oktay Petrolcülük. Adres 1 Oktay Petrol Limited Şirketi Davraz Mahallesi 106. Cadde, numara 189, Antalya yolu üzeri Isparta.
Adres 2, Dayı Petrol AŞ, İstanbul Caddesi numara 54 Isparta. Adres 3, Oktay Akaryakıt AŞ, Muzaffer Türkeş Mahallesi, Gölcük Yolu üzeri 221 Cadde numara 178. İYAŞ'ta bu haftanın ürünü Sarıyer 2,5 litre sade gazoz 25 lira yerine sadece 16 lira 50 kuruş. 10 Ocak, 16 Ocak tarihleri arasında İYAŞ merkez ve tüm şubelerinde geçerlidir. İYAŞ, mutlu alışverişler. Kutu çaylarında yıkanan halılarınız 2 gün içerisinde teslim edilebilir mi? Evet, ipek halı yıkamayla bu mümkün. Babalar sözünü tutar, hasımlar lafını yutar. Bizimle oynamak onlar, bir anda gelir ve bozar. Isparta'da Menilki Dağı gerçekleştirmenin aklı gururunu yaşıyoruz. Adreslerinizden almış olduğumuz halıları yıkanmış ve temizlenmiş bir şekilde 2 gün içerisinde teslim ediyoruz. Hatta gün içerisinde kendi imkanlarınızla getirdiğiniz halıları aynı gün içerisinde teslim alabilirsiniz. Peki bunu nasıl başarıyoruz? Arkamda görmüş olduğunuz bu kurutma odası sayesinde. Bu oda Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı kurutma odası. Bu soğuk havalarda halısız kalmak istemiyorsanız bize ulaşın. İpek halı yıkama her zaman olduğu gibi sektöre yormuyor. Isparta Konya arasındaki duble yol projesiyle ilgili flaş gelişme. Eğirdir gelen dost Madenli arasındaki geçiş bölünmüş yol olacak mı? AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, Kanal 32 Haber'e konuk oluyor. Merak edilen bu sorulara yanıt veriyor. Hepsi ve daha fazlası reklamlardan sonra Kanal 32 Haber'de. Çek, kaydet, gönder. Sizin haberiniz Isparta'nın gündemi olsun. Kanal 32 WhatsApp ihbar hattı haberlerinizi gündeme taşıyor. Gündemi artık siz belirliyorsunuz. Kanal 32 Haber WhatsApp ihbar hattı 0532 778 32 32. Cumhuriyetimizin 100. yıl sevinciyle gençlerimizin coşkusu İYAŞ Genç Kart'ta buluşuyor. 85 bin üniversite öğrencimizin ekonomisine İYAŞ ailesi olarak destek oluyor. İYAŞ Genç Kart'la öğrencilerimize tüm İYAŞ marketlerinde raf fiyatına %10 indirim fırsatı sunuyoruz. Sadece siz üniversite öğrencilerimiz için özel olarak tasarladığımız İYAŞ Genç Kartınızı almak için sizi İYAŞ Merkez Marketimize bekliyoruz. İYAŞ Genç Kart'la şimdi senin zamanın. İYAŞ, mutlu alışverişler. 2001 yılından bu yana 20 yıllık hazır yemek üretim deneyimimizi yaz kış demeden durmaksızın çalışan mutfağımızda menümüzü ve lezzetli yemeklerimizi mevsimlerin ruhuna ve malzemesine göre çeşitlendiriyoruz. Farklı pişirme tekniklerini ve yöresel tarifleri yerel malzemelerle birleştirip sizlerin beğenisine sunuyoruz. Anadolu Mutfağı tecrübeli ve eğitimli kadrosuyla siz değerli müşterilerine hijyenik ortamlarda kaliteli ve lezzetli yemeklerle hizmet sunmaya devam etmektedir. Anadolu Mutfağı olarak üretimde kullandığımız her malzeme en yüksek kalite olup güvenilir firmalardan temin edilmektedir. İş merkezleri, kamu kurumları ve her sektörden oluşan yemek dağıtım ağıyla Alo Sulu Yemek ve Al Götür hizmetiyle toplantı ve düğün yemeklerinizde ve online sipariş verebileceğiniz yemeksepeti.com'la Isparta'ya hizmet ediyoruz. Isparta'da ilk ve tek vakumlu ev yemekleri, pide, ızgara, döner paket servisi Anadolu Mutfağı'nda. Anadolu Mutfağı, telefon 0246 224 34 54 0536 977 17 17.
Sistem Hastanesi Onkoloji Merkezimizde sizi önce hasta koordinatörümüz karşılar. İlk muayeneniz onkolojik cerrahımız veya tıbbi onkoloğumuz tarafından yapılır. Tanı için girişimsel radyoloji bölümünde alınan biyopsilerin patoloji raporları en hızlı şekilde sonuçlandırılır. Tanısı konan hastalığın tedavi sürecine ilgili branş hekimleriyle yapılan konsey toplantısında karar verilir, tedavi şekli ve süreci planlanır. Kemoterapi ünitemizde hastalarımız, medikal onkoloji uzmanımız Doçent Doktor Mehmet Emin Kalender yönetiminde konforlu bir ortamda tedavilerini alırlar. Hastanemizde ışın tedavisi alacak hastalarımızın tedavi planlamaları ise radyasyon onkolojisi uzmanımız yönetiminde sağlık fizikçisiyle birlikte tecrübeli bir ekip tarafından yapılır. Nükleer tıp ünitemiz, tedavi öncesinde tanı aşamasında ve sonrasında hastalığınızın durumunu belirlemek için teknolojik PET-CT cihazıyla kolay randevu ve hızlı sonuç ilkesiyle çalışır. Cerrahi onkoloji birimimiz, Profesör Doktor Erol Eroğlu ve ekibiyle birlikte her türlü cerrahi işlemi uzun yıllara dayanan bilgi ve tecrübesiyle gerçekleştirmektedir. Ekibimiz, onkoloji hastasının hekimine ve ekibe olan inanç ve güven duygusunun tedavinin en önemli parçası olduğu bilinciyle çalışır. Tedavi sürecinde hastaneye yatan hastalarımız, konforlu, tek kişilik odalarda güler yüzlü ve tecrübeli sağlık ekibimizden hizmet alırlar. Meddam Hastanesi olarak onkoloji merkezimizde bu süreçte her zaman yanınızdayız. Yalnız ve çaresiz değilsiniz. Devam ediyoruz reklamların ardından. Flaş bir gelişme var sırada sayın seyirciler. Isparta-Konya arasındaki duble yol projesiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Eğirdir Gelendost madeni arasındaki 48 kilometrelik bölümün duble yola dönüştürülmesi işi 2024 yılı yatırım programına alındı. Bu önemli gelişmenin detayları geliyor şimdi ekranlarınıza. Uzun yıllardır Isparta kamuoyunun gündeminde olan ve sık sık trafik kazalarının meydana geldiği Isparta-Konya Karayolu'nun bölünmüş yola çevrilmesi için çalışmalar sürüyor. Şarkıkaraağaç ve Beyşehir kısmı büyük ölçüde tamamlanırken, merakla beklenen Eğirdir-Gelendost madenli geçişiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Milletvekili Zabun ve Milletvekili Gökgöz'ün Ulaştırma Bakanlığı nezdinde yaptığı girişimler sonucunda, Eğirdir Gelendost madenine geçişi 2024 yatırım programına alındı. Söz konusu yolun 2024 yatırım programına alınmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Milletvekili Zabun, 48 kilometrelik yolun duble yola dönüştürülmesi için çalışmaların en kısa sürede başlayacağını duyurdu. Milletvekili Zabun yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi. Milletvekilimiz Mehmet Uğur Gökgöz'le yürüttüğümüz yoğun çabaların sonucunda Isparta-Konya Karayolu'nun kalan bölümü olan Eğirdir-Gelendost madenine arasındaki 48 kilometrelik kısmın duble yola dönüştürülmesi işi 2024 yatırım programına dahil edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanımıza, Karayolları Genel Müdürümüze, şimdiki ve önceki dönem karayolları bölge müdürlerimize, tüm Ispartalı hemşehrilerimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın seyirciler, ekranlarınıza getirdiğimiz bu haberle ilgili şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Hattımızın diğer ucunda AK Parti Isparta Milletvekili Sayın Osman Zabun var. Evet Sayın Zabun, yıllardır çözüme kavuşturulması beklenen duble yol projesi sizin girişimlerinizde 2024 yılı yatırım programına alındı. Biz de biraz önce haberimizde Ispartalılara bu müjdeyi verdik. Efendim siz neler söylemek istersiniz Ispartalılara bu konu hakkında, dinliyoruz. Öncelikle bütün Ispartalı hemşehrilerimize hayırlı akşamlar diliyorum ve selamlarımı iletiyorum. Tabii burada özellikle hedef olarak kendimize seçmiş olduğumuz belirli temel konularımız vardı Isparta'mızla alakalı. Ve bu çerçeve içerisinde değerli milletvekilimiz Mehmet Uğur Gökgöz'le birlikte gerçekten de diğer birçok işin yanı sıra bu temel ve büyük kapsamlı işlerle ilgili
önemli bir mücadele yürüttük ve dün itibariyle bu mücadelenin sonucunda da Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ve özellikle Cumhurbaşkan Yardımcımız Cevdet Bey'in katkısı, Strateji Daire Başkanımızın katkısı ve Ulaştırma Bakanımızın katkısı, öbür taraftan Tarım Orman Bakanımızın katkısıyla ilgili Isparta'da kendimize hedef seçmiş olduğumuz önemli yatırımlarla ilgili 2024 yatırım programına dahil edilmiş oldu. Bu bizim için son derece önemli ve güzel bir gelişmeydi. Şimdi burada ben iki konunun altını özellikle çizmek isterim. Buyur. Birincisi biliyorsunuz Isparta-Konya karayolunda kalan bir bölüm vardı. Yaklaşık 850 kilometrelik bir bölüm vardı. Eğirdir ve Gelendos-Madenli arasında kalan bir bölüm vardı. Burası tek yol. Buranın duble yöne dönüştürülmesiyle ilgili çabalarımız vardı. Bu kısım, yani buradaki yaklaşık 50 kilometrelik kısım inşallah 2024 yatırım programına dahil edilmiş oldu. Bunun arkasından inşallah gerekli hazırlık çalışmaları yapılmak suretiyle bir ihale aşamasına geçme imkanını yakalamış olduk. Tabii bir şeyin başlaması için, bir yatırımın başlaması için her şeyden önce ilk adım yatırım programına alınması. Ve burada da en önemli ve birinci basamağı artık tamamlamış olduk. Yani adımımızı merdiven basamaklarına atmış olduk. Bundan sonrası da Allah'ın izniyle bir şekilde yine dikkatli ve titiz takibimiz sonucunda gerçekleştirecektir diye düşünüyorum. Ben bu vesileyle tekrar özellikle Karayolları Genel Müdürümüze de burada bir vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Ama tabii burada bir başka konu daha var. Bunu da siz bağlanmışken Isparta hemşerilerinizle paylaşmış olalım. Biliyorsunuz önümüzdeki temel konulardan bir tanesi de Isparta Eğirdir Gölü bağlantılı ve önemli ölçüde Isparta'mızın neredeyse tamamını ilgilendiren sulama sistemlerimizin basınçlı kapalı sisteme dönüştürülmesiyle ilgili bir yine temel konularımızdan bir tanesini teşkil ediyordu. Evet. Dün yine bununla ilgili de çok olumlu bir haberi almış olduk. Ben yine Isparta'da hemşerilerimize bu da hayırlı olsun diyorum. Yalvaç, Hoyran yani bu her iki sulama, ayrıca Gelendos sulaması, basınçlı sistem sulamaları, Aksu Yılanlı basınçlı sistem sulaması 2024 programına bunlar da dahil edilmiş oldu. Zaten daha önceden devam eden biliyorsunuz Senirkent ve Atabey sulaması ve Yenişehir Badem sulamaları vardı. Bunlar da yine aynı şekilde yatırım programında yerini muhafaza etti ve çalışmalar burada da titizlikle sürdürülmüş olacak. Bu da hem Eğirdir Gölümüz için hem de oradaki çiftçilerimiz için son derece önemli projeler. Bunlar, bunlarla ilgili çok sıkı bir takibimiz vardı. Bu anlamda da emeği geçen Tarım Orman Bakanımıza, yine Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkan Yardımcımız Cevdet Bey'e, yine bunların programa dahil edilmesinde çok önemli katkı sağlayan Strateji Bütçe Başkanımıza, Devlet Su İşleri Genel Müdürümüze, yine hem Karayolları Bölge Müdürlerimize hem de Devlet Su İşleri Bölge Müdürlerimize, onların da çok önemli katkıları oldu. Ve yine teknik bütün personele, bunların hazırlanmasında emeği geçen bütün personele de ayrıca teşekkür ediyoruz. Isparta'mıza hayırlı olsun. Sayın Vekilim, evet buyurun. İnşallah önümüzdeki günlerde yine girişimlerimiz sürüyor. Gayretimiz Dereboğazı ile ilgili de Isparta'da hemşehrilerimize bir müjde vermek. İnşallah. Bunun mücadelesini de sürdürüyoruz inşallah. Peki efendim, duble yol projesi haricinde diğer müjdeleri de sizin nezdinizde duymuş olduk. Ispartalılara da teşekkür ediyoruz biz de. Canlı yayınımıza katıldığınız için de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun efendim. Evet, AK Parti Isparta Milletvekili Sayın Osman Zabun'a yayınımıza katıldığı için teşekkür ediyoruz. Ve bir sonraki haberle bültenimize devam ediyoruz. Isparta'nın ilk ve tek tekerlekli sandalye basketbol takımı 6 Mart Spor Kulübü. İkinci yarıya hızlı başladı sayın seyirciler. Temsilcimiz ikinci yarının ilk maçında deplasmanda karşılaştığı İzmir 9 Eylül Engelli Spor Kulübü'nü 82-37 mağlup etti. Isparta'nın ilk ve tek tekerlekli sandalye basketbol takımı olan 6 Mart Spor Kulübü bu yıl ilimizi Türkiye Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi'nde temsil ediyor.
Temsilcimiz 6 Mart Spor Kulübü ikinci yarının ilk maçında deplasmanda İzmir 9 Eylül Engelli Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. İzmir Halka Pınar Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan taraf, temsilcimiz 6 Mart Spor Kulübü oldu. Temsilcimiz üst üste bulduğu sayılarla karşılaşma boyunca önde olan taraftı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Isparta temsilcisi 6 Mart Spor Kulübü, karşılaşmayı da 82-37 kazanmayı bildi. Oynadığı 5 maçtan da galibiyetle ayrılan Isparta'nın ilk ve tek tekerlekli sandalye basketbol takımı namağlup olarak yoluna devam ediyor. Grupta liderliğini sürdüren temsilcimiz 1. Lig yolunda emin adımlarla ilerliyor. Efendim gün içinde yaşanan gelişmelerle karşınızda olduk. Hayatın içinden acısıyla tatlısıyla. Siz de gün içinde yayınladığımız haberleri kanal32.com.tr ve gülkentgazetesi.com.tr adreslerimizden, sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir. Çevrenize haber değeri taşıdığını düşündüğünüz görüntüleri 0532 778 32 32 numaralı Kanal 32 WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Güzel haberlerde buluşalım. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.